Bugün konuğumuz 2022 model Volkswagen Passat Otoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. 2022 model bir otomobille tabii ki ikinci el incelemesi yapılmaz ama bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesiydi. Ben de sizin için bu aracı hazır denk gelmişken hemen çekeyim istedim. Bir sonraki aracı da siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linkten Otoshops'un internet sitesine girmek, Kartal Şube stoklarına bakmak ve orada merak ettiğiniz araç ya da araçlar varsa yorumlara yazmak ya da o stokta olmayabilir. Merak ettiğiniz araçlar varsa yoruma yazın. Ben de onları aklımın bir köşesine not edeyim ve eğer o araç denk gelirse size o aracı anlatayım. O zaman konumuza geri dönecek olursak Volkswagen Passat Sedan. Hiçbir videosu yoktu kanalımda bu zamana kadar. Daha doğrusu bir videosu vardı. Bir karşılaştırma videosu vardı. Ama sonradan başka nedenlerden ötürü kaldırdım o videoyu. Her neyse onların önemi yok. Ve sonuç itibariyle yanımda size Passat Sedan'ı anlatmaya hazırım. İronik bir şekilde birkaç ay önce Passat Sedan'ın üretimi bitti. Ne yazık ki diyeceğim, Türkiye şartlarında herhalde bu çok çok önemliydi. Çünkü Passat Sedan ülkemizde gerçekten çok güçlü bir kariyere sahipti. Saymaya üşeneceğim kadar uzun yıllar boyunca orta sınıfta liderliği elinde tuttu Passat. Bu sırada ona yetişebilen, yaklaşabilen birkaç tane model oldu. Mesela bir dönem Mercedes C serisi, bolluk içerisinde yaşadığımız dönemlerde Mercedes C serisi Passat'a gerçekten çok yaklaşmıştı. Ondan sonrasında da Skoda Superb her zaman ensesinde geldi ki bundan sonra da herhalde orta sınıftaki sedan beklentilerini Skoda Superb karşılamaya çalışacaktır Passat Sedan sonrasında da. Durum öyle farklıydı ki aslına bakarsanız. Premiumları çıkartırsak, küçük hacimli motora sahip olan premium sedanları çıkartacaksak ki bunlar BMW 3 serisi ve Mercedes C serisiydi. Onları çıkartacak olursak ve Superb'i de çıkartacak olursak genel olarak aslında sınıfın geri kalanının toplamının 2 katı daha fazla Passat satılıyordu Türkiye'de. Passat'ın bu başarıya ulaşmasında iki tane etken var. Birincisi otomobilin başarısı zaten tabii ki. Kötü bir otomobil değil hiçbir şekilde. Bunu da birazdan detaylandırırım. İkinci konu ise Doğuş Otomotiv. Doğuş Otomotiv yıllar süren çabalar sonucunda Volkswagen'in imajını Türkiye'de dünyadakinden çok daha yukarıya taşımayı başardı. Bunun için gerçekten çok para harcadılar. Bunun için çok emek harcadılar. Bunun için çok uğraştılar. Ve sonuç itibariyle Volkswagen bugünkü imajına ulaşmış oldu. Türkiye'de Passat da bunun ekmeğini yedi diyebiliriz herhalde. Genel olarak premiumlarla diğerleri arasındaki eksik halk olarak değerlendirildi. Volkswagen modelleri Türkiye'de çok uzun yıllardır böyle gerçekleşiyor bu durum. Ve bundan sonrasında da çok bir şey değişmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ya da bunu değiştirmek en azından o kadar da kolay olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Peki bu kadar başarılı bir modelin üretimi neden sonlandırılır? Belki aklınızdaki soru tam olarak budur. Çünkü bu başarı göreceli bir başarı. Passat dünyanın farklı ülkelerinde satılıyor. Çin'de satılıyor, Kuzey Amerika'da satılıyor. Bunların hepsi çok güçlü sedan pazarları ve orada da gerçekten yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Ama çok çok önemli bir fark var. Bu yanındaki 8. nesle ait bir Passat sedan ve bu otomobil neredeyse Türkiye için üretilmiş bir model. Çünkü Kuzey Amerika'da ve Çin'de daha önceki nesillerin modernize edilmiş versiyonları satılıyor. 8. nesil hiçbir zaman ayak basmadı ya da 8. nesil Passat sedan hiçbir zaman Avrupa dışına bile çıkmadı, yurt dışı bile görmemiş ya da kendi topraklarından dışarı çok fazla çıkmamış bir modelden bahsediyoruz. Ana pazarı Türkiye olan bir modeldi yani 8. nesil Passat sedan. Bu nedenle üretimi sonlandı. Bu arada mesela Kuzey Amerika'daki 7. nesle ait modernize edilmiş olan Passat türevi de üretimden kaldırıldı. O da artık tarihin tozlu sayfalarına karışmış oldu. Passat sedan yani üretim toptan bitmiş oldu. Sadece bu yanında gördüğünüz aracın ki bitmedi. Volkswagen yoluna bundan sonra station wagonlarla devam edecek orta sınıfta. Belki RT1 benzeri bir liftback versiyon üretime dahil edilir. İçten yanmalı motorlu olarak. ID7 tanıtıldı geçtiğimiz günler. Tam olarak aslına bakarsanız RT1'un elektrikli versiyonu denilebilir ID7 için. Ve durum da böyle şekillenecek bundan sonrası için. Aslında Volkswagen'in biraz daha farklı bir planı vardı. Bunu da mutlaka duymuşsunuzdur. Manisa'da bir fabrika açılacaktı. O fabrikada Passat sedan üretimi bir süre daha devam edecekti. Sonrasında da Skoda Superb sedan üretimi devam edecekti. Belki o fabrika kurulabilseydi, üretime geçseydi, başarılı satış grafiğinde devam ettirseydi üretim devam edebilir ya da yeni nesle de belki geçiş yapabilir diye düşünebilirsiniz ama iç pazar hiçbir zaman bir fabrikayı ayakta tutamaz. Mutlaka ihracatta gerekir Passat sedan içinde. Bu kapı aslına bakarsanız ilk günden itibaren, neredeyse ilk günden itibaren kapalıydı. Yani fabrika kurulsaydı da Passat sedanın kaderi herhalde çok fazla değişmezdi. Fabrika niye kurulmadı diye merak ediyorsanız o konuyu bilmiyorum tabii ki. Volkswagen farklı açıklamalar yapmıştı o dönemde. Kendiniz yorumlayabilirsiniz herhalde zaten içinde bulunduğumuz genel şartları dikkate alarak. O zaman lafı daha da fazla uzatmayayım. Hemen Passat'ın etrafında bir dolaşalım. Neler var neler yok. Bu otomobil niçin bu kadar popüler? Neden insanlar bu otomobili çok seviyorlar? Ya da sevseler de sevmeselerdi bu otomobili niye tercih ediyorlar? Onları anlatayım size. Neden seviliyor bu otomobil? Tasarımından değildir herhalde kuvvetle muhtemel. Çünkü öyle çok da özgün, farklı bir tasarım yok ama güçlü bir tasarım var. Bunu da kabul etmek lazım. Klasik bir Volkswagen tasarımı. Klasik bir Alman tasarımı. Alman soğukluğuyla birleştirilmiş, fazla güçlü çekim noktaları olan bir modelden bahsediyoruz, bir tasarımdan bahsediyoruz. Bu karşımızdaki versiyon makyajlı versiyon.
Makyajlı versiyonu tanımanın en kolay yolu önden baktığınızda gündüz farları. Eskiden bazı versiyonlarda gündüz farları sis lambalarının içinde yer alıyordu. Artık bütün versiyonlarda farın içine yerleştirilmiş durumda. Bunun dışında ön tamponda baya bir farklı. Burada yukarıya doğru çıkıntı yapan ya da yukarıya doğru kıvrılan sis lambası çerçevelerini görebiliyorsunuz. Yani bakışları birazcık değişti. Yine de öyle çok çok uzman olmayanlar herhalde ya da çok meraklı olmayanlar eskisiyle yenisini kolay kolay ayırt edemez. Buna karşılık Volkswagen'de birkaç tane net detay bırakmış makyajlı versiyonları ayırt edebilmeniz için. Onları da birazdan arka tarafta göstereceğim. Şöyle hemen yan taraftan da göstereyim otomobili size. Gördüğünüz gibi klasik bir 3 hacimli sedandan bahsediyoruz. Bir bagaj çıkıntısı, ortada bir kabin ve önde de bir motor çıkıntısı. 4 metre 78 santim bu otomobilin boyu. Sınıfın en uzunu değil, en kısası da değil. En kısasından ya da en kısalarından bir tanesi denilebilir ama en kısasıyla arasında biraz daha fark var. Aks mesafesi de 2 metre 77 santim. Bu da sınıfın en uzunu değil ya da sınıfın en kısası değil. Her şeyde ortalamanın biraz daha üzerinde bu otomobil. Bu lafı bu videoda çok sık duyacaksınız zaten. Buradan başlayalım. Burada business pakete sahip bir araç bu. 17 inçlik jantlar var. 17 inçlik jantlar küçük gözükmüyorlar çünkü lastiklerin ebatları büyük. Lastikler biraz daha beklenenden biraz daha büyük. 215 tabana 55 yanaklı lastikler bunlar. Mobilite lastikleri diyor Volkswagen bu lastiklere. Patlamaya biraz daha fazla dayanıklı lastikler, biraz daha farklı lastikler yani sunuluyor bu otomobille birlikte. Arka tarafa geçtiğimizde makyajda gelen o biraz önce bahsettiğim ufak tefek detaylar. Mesela Passat yazısı artık şöyle göstereyim. Bagaj kapağının ortasında yer alıyor. Eskiden şurada sol tarafta küçükçe yazardı Passat yazısı ve sağ tarafta da motor ibareleri, motor seçeneklerinin ibareleri olurdu. Makyaj sonrasında burada gördüğünüz bu ortadaki yazıya geçildi ve tabii ki siyah Volkswagen logosu da dizel skandalı sonrasında Volkswagen'in yeni yüzünü göstermek için geliştirilmiş ya da girişilmiş çabalardan bir diğeri. Yine bu Volkswagen logosu da makyajlı versiyonların arka tasarımını süslüyor. Yanlış hatırlamıyorsam LED stop lambaları makyaj öncesinde standart değildi. Makyaj sonrasında standart hale geldi. Kendine özgü bir ışık imzası var. Arka tarafında, ön tarafında öyle değil. En azından alt donanıma sahip versiyonlar. Ama arka tarafta kendine özgü bir ışık imzası var diyebiliriz. Hemen bagajı da göstereyim size. Volkswagen logosundan bir hamlede açılan bagaj kapağı. Bu arada bu bagaj kapağını anahtardan da açabiliyorsunuz. Anahtarla şöyle bir dokunuyorsunuz hemen. Bu bagaj kapağı kendi kendisine açılıyor. Bu mesela kurumsal hayatta önemli bir ne denir buna? Ayrıcalık diyelim. Çünkü bir toplantıdan çıkıyorsunuz mesela. Otomobilinizin bagajına bir şey koyacaksınız. Anahtardan tık diye açıyorsunuz. Bu bagaj kapağı kendi kendine açılıyor. Bu bile önemli bir etken ve belki de liftback'lerin çok talep görmemesinin nedenlerinden de bir tanesidir. Önemli bir kolaylık mıdır? Evet, önemli bir kolaylıktır. Ayrıcalık mıdır? O tartışılır tabii ki ama anladığım kadarıyla dediğim gibi kurumsal hayatta ya da sınıflandırma açısından önemli bir detaymış bu da. 586 litre bu bagajın hacmi şöyle göstereyim derinlemesine bir bagaj. Çok güzel bir bagaj, kullanışlı bir bagaj. Arkada çok kollu aksı olmasına rağmen gördüğünüz gibi orta bölümde çok güzel bir yükleme alanı bulunuyor. Şu benim her zaman gördüğünüz o çekim çantam kenarda köşede kalmış durumda bu bagajın içerisinde. Bagajı yüklemek tabii ki o kadar kolay değil. Bir sedan bagajı nasıl yüklemeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ortaya hemen büyük valizleri koyarsanız arka taraflara eşya yüklerken bayağı bir sıkıntı yaşarsınız. Ama çok kolay bir şekilde kullanıldı. Bir sürü eşyayı aldı en azından söylenebilir. Bu bagajın zeminle eşik arasında bir fark var. Burada da bu zeminin altında da gördüğünüz gibi bir alan tasarruflu bir yedek lastik bulunuyor. Yani yedek lastiği de var bu kadar büyük bagajına karşın. Bu yedek lastiksiz ölçüm olabilir bu arada. Tabii ki 586 litrelik hacim genelde Volkswagen böyle tercih ediyor. Ama görüyorsunuz işte zaten devasa bir bagajdan bahsediyoruz. Şurada böyle katlanabilir bir kanca bulunuyor. Market eşyalarınızı belki asarsınız. Ve burada da koltuk sırtını yatırmak için bir kol bulunuyor. Bunları çekerek şuradan uzatabiliyorsunuz eşyalarınızı. Şu bagaj kapağını kapatalım. Kapatma konusunda benim biraz daha fazla tecrübe ihtiyacım var herhalde. Bir kere de kapatabilmek için bayağı hızlı çekmek gerekiyor. Arka koltukları da şöyle göstereyim size. Dediğim gibi sınıfın en uzun aks mesafesi değil bu otomobildeki. Ama arka alandaki, arka koltuklardaki alan hissi hiç de kötü değil. Baş mesafesi gayet iyi, diz mesafesi gayet iyi gördüğünüz gibi. Bu sınıfın bütün gereklerini fazlasıyla karşılayacak bir alandan bahsediyoruz burada. Yani koltuk kaplamaları güzel, genel kalite algısı güzel. Mesela burada bakın 3. bölge klima ayarı. Makyajla birlikte yanlış hatırlamıyorsam yine donanımın geneline yayılan, daha öncesinde de sunulan ama makyajla birlikte donanımın geneline yayılan bir özellik bu 3. bölge klima. Tiguan'da da çok sık karşımıza çıkıyor.
Genel olarak durumlar böyle yani. Gayet güzel bir alandan bahsediyor. Şuradan hemen kokpitte göstereyim. Kokpitte makyajla birlikte ufak tefek yenilikler yapıldı. Burada gördüğünüz gibi şu havalandırma çıkışlarının boydan boya kokpiti kaplaması. Bu ilk defa Passat'ta görülen bir özellikti. Sonrasında bir sürü marka kullanmaya başladı. Hatta Audi de kullanmaya başladı enteresan bir şekilde A4'te. Makyaj öncesi versiyonlarda şurada orta bölümde bir analog saat bulunuyordu. Burada artık Passat yazısı var ve dörtlü ikaz lambalarının düğmesi bulunuyor. O analog saat nedense oradan kaldırıldı. Analog bir gösterge tablosu, dijital gösterge tablosu donanıma bağlı olarak gelenler arasında büyük bir bilgi eğlence sistem ekranı, güzel bir yazılım var. Albenisi de güzel, kullanımı da güzel, dokunmatik hassasiyet de gayet güzel. Bu kokpitle ilgili en önemli konu bir Golf 8'in gerisinde kalmaması için yapılan bazı uyarlamalar. Mesela yeni direksiyon simidi. Evet, burada da kullanılmış. Herhangi bir sakıncası yok. Ama şu bölümdeki dokunmatik klima kumandaları. Bunlar biraz sorunlu. Ciddi anlamda sorunlu. Biraz değil aslında, herhalde yumuşatmamak lazım. Çünkü görüyorsunuz göz hizanız şurada bir yerde olmalı ve bu klima kumandaları burada bir yerde. Bunları kullanmak sürüş sırasında gerçekten de tehlikeli. Böyle net bir şekilde söyleyeyim. Aslında çok güzel bir teknolojik oyuncak. Mesela parmağınızda çok hızlı bir şekilde ısı ayarını değiştirebiliyorsunuz. Ama dokunmatik düğmelerin bu kadar gözden aşağıda olması kullanımlarını ciddi anlamda zorlaştırıyor ve tehlikeli hale getiriyor. Buradaki ekrandan da bu arada bazı ayarları yapabiliyorsunuz. O ekranı açmak için aşağıdaki düğmelerden birine basmanız gerekiyor yine. Ekran üzerinden bu uygulamaları yapmak için. Yani teknoloji kullanımı evet Golf 8'den geride kalmıyor ama burada birazcık yalın ayak kalmış diyelim teknoloji. Saklama alanları mesela kapı iç cebi çok güzel, genişliği çok iyi. Ön bölümdeki şişe bölmesi gayet güzel. Şurada vites kolunun önünde çok güzel bir saklama alanı var. Tam telefon koymak için herhalde düşünülmüş ve mesela geçtiğimiz haftalarda yayınladığım Skoda Superb videosunda değindiğim bir konu. Onda olmayan bir şey. Şurada bu kapağın altında güzel nizami bardaklıklar, kıskaçları var. Daha dar şişeler ya da termoslar vesaireler rahatça kullansın diye. Şu kül tablasını da çıkartırsam şuradan. Gördüğünüz gibi gayet rahat kullanılabilecek güzel bardaklıklar. Bu otomobilde var. Skoda Superb'de yok. Aynı şanzıman var, aynı motor var, aynı altyapı. Şu ön taraftaki bütün hacimler aynı ama Skoda Superb'e eklenmemiş bu güzel bardaklıklar. O zaman sanırım iç mekan vesaire bunlardan durumlar böyle. O zaman ben direksiyona geçeyim. Sürüşte neler var onları da anlatayım size. Şimdi Volkswagen Passat'ın direksiyonundayız. İçinde bulunduğumuz versiyon 1.5 litrelik TSI motora sahip olan versiyon. Bunun alternatifi 2 litrelik TDI motor var. Artık 1.6 litrelik TDI motor. Malumunuz uzun süredir neredeyse artık herhalde öyle söylenebilir. Satışta değil, dizel skandalı sonrasında yavaş yavaş üretime veda etti 1.6 litrelik dizel motor. Hemen şöyle bir Passat özelliklerinden, sürüş özelliklerinden bahsedeyim. Merak edenler illaki vardır. Ondan sonra da neden başarılı otomobil muhabbetine geri dönebiliriz belki de. Muhabbet diyorum ama tabii karşılıklı olması gerekiyor. Her neyse. Başarılı bir motordur. Çok başarılı bir motordur. Mesela silindirlerinden iki tanesini kapatabilir. Böylece yakıt tasarrufu anlamında daha da verimli hale gelebilir. 7 vitesli çift kavramalı DSG şanzımanla birlikte sunuluyor. Kuru kavramalı bir şanzıman bu. Performans, tüketim ne isterseniz buradan alabiliyorsunuz. Performans konusunda mesela şehir içerisinde çok çok kesinlikle yeterlidir. Otobana çıktığınızda şaşırtır kuvvetle muhtemel performans sizi. 150 beygirlik bir motorun böyle irice bir otomobilde sağladığı performans gerçekten herhalde hayrete düşürücü bir denilebilir otoyol için. Çok öyle abartmayayım gerçi. Tabii öyle hani uçan kaçan bir hali yok ama kendi skalası içerisinde değerlendirdiğinizde gerçekten iyidir. Özellikle otoyol performansı açısından. Volkswagen Passat. Tasarruf konusunda neler var peki? Hemen bu otomobilden size bir örnek vereyim. 3400 kilometre son 3300 küsür kilometredeki tüketim ortalaması 7.3 litre. Bu otomobilin 43 kilometre saatlik de yanlış hatırlamıyorsam bir ortalaması vardı. Yani öyle çok şehir içerisinde dur kalk trafikte belki yer almamış. Biraz daha sabit hızlı sürüşler yapmış ama ne olursa olsun. Önemlidir tabii böyle bir otomobilin 150 beygirlik benzinli motora sahip otomatik şanzımanlı bu büyüklükte bir otomobilin 7.3 litrelik tüketime imza atabiliyor olması 3300 kilometre gibi rotalarda. Şehir içerisinde dolaşırken gerçekçi veri belki de ya da dikkat etmezseniz tüketeceğiniz rakamlarda zaten 7.6-7.7 litre gibi oluyor 100 kilometrede. Şehir dışına çıktığınızda 80-90 kilometre saat gibi bir tempoyla ya da 90-100 km saat ya da 90-110 km saat gibi bir tempoyla sabit hızlı sürüşler yapabilirseniz 6 litrelerin sonlarını görebilirsiniz 100 km'de. Böyle tasarruf potansiyelleri vardır. Gerçekten de çok çok iyi. Peki bunu nasıl başarıyor? O kısma gelelim. İkisini bir arada nasıl sunabiliyor? Rakiplerinin sunamadığı şeyi nasıl sunabiliyor? Bu otomobil. Burada anahtar rol. Tabii ki
1.5 litrelik TSI motorunda önemli bir katkısı var ama anahtar rol TSG şanzımanda. Bu sınıfta Volkswagen grup dışında çift kahramanlı şanzıman sunulmuyor. Genelde tork konvertörlü otomatik şanzımanlar sunuluyor. Buradaki şanzımanın avantajı aslına bakarsanız temelde bir manuel şanzıman olması. Güç aktarımında kayba sahip değil bu şanzıman. Bunun da avantajlarını görüyor. Ne vites değişimlerinde mola veriyor, ne orada bir güç kaybı var, ne de aktarımda bir güç kaybı var. Bir sıvı çevirmeye çalışmıyor mesela hiçbir zaman motor. Tork konvertörlerinde bu böyledir ya da ıslak kavramalı, çift kavramalı şanzımanlarda yine böyledir. Bir sıvı aktivitesi vardır orada. Bir sıvıyı çevirmek gerekir. Önce hareket ettirmek gerekir. Burada onların hiçbiri yaşanmıyor. Yani bir hidrolik devrede olmadığı için, direkt katı kavrama olduğu için de doğrudan gücünü aktarabiliyor bu şanzıman sayesinde buradaki 1.5 litrelik motor. Sonuçta da tabii ki hem performans hem de yakıt tüketiminde bunun karşılıklarını alıyorsunuz. DSG şanzımanla ilgili tereddütleriniz olabilir. Bunları her videoda tekrar söylüyorum. Hayatınıza uygunsa çift kavramalı şanzımanlar ya da otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar gayet rahat bir birliktelik olacaktır. Birkaç şeye dikkat etmeniz gerekiyor sadece. Ama bütün bu tablonun sonucu gülü seven dikenine katlanırdır aslında. Eğer ki birkaç şeye, ufak tefek şeylere dikkat edip bu kavramayı 80-90 bin kilometre kullanabilecekseniz o zaman bayağı bir kazanımınız var demektir. Hem performans hem tüketim anlamında bayağı bir kazanımınız var demektir. Tork konvertörlü bir şanzımanda bundan hiçbiri olmayacaktır. Pek tabii ki bunu herhalde belirtmek gereksiz mi acaba? Neyse belirtmiş oldum zaten. Durumlar böyle Passat'ın motor şanzıman ikilisiyle ilgili olarak. Süspansiyon sistemi önde MacPherson, arkada çok kollu. Bağımsız aksla birlikte geliyor. MQB altyapı üzerinde yükseliyor bu otomobil. Aynı Golf'te olduğu gibi, aynı Tiguan'da olduğu gibi. Tatlı sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemi vardır otomobilin. Ne sınıfının en iyi yol tutan otomobildir, ne sınıfının en konforlu otomobildir. Böyle baktığınızda daha iyi rakipler vardır. Mesela Opel Insignia'nın süspansiyon sistemi Volkswagen Passat'tan kesinlikle daha iyidir hem konfor hem yol tutuş konusunda, ya da Peugeot 508 yine çok daha iyi işler çıkartabilir. Ama Passat onlardan hiçbir şekilde geride kalmaz. Burada da birkaç tane sır var aslına bakarsanız. Birincisi süspansiyon sisteminin filtreleme başarısı. Hiçbir zaman size darbeleri böyle takır tukur hissettirmez. Kullanılan bu yüksek yanaklı lastiklerin de bunda önemli bir katkısı tabii ki oluyordur. Bunun dışında da XDS ismi verilen bir elektronik yardımcısı var. Volkswagen grup otomobillerinin artık neredeyse hepsinde, güncel modellerin hepsinde kullanılıyor bu yardımcı. Torkla yönlendirme yapıyor. Siz gaza bastığınız sürece otomobilin burnunun, virajın içini göstermesini sağlıyor. Bu ne demektir? Performanslı sürüş istediğinizde önemli olan sizin yeteneğiniz değil, otomobilin sizi nereye götürmek istediğidir. Burada işte elektronik yardımıyla Volkswagen bu yönlendirmeyi gayet net bir şekilde yapıyor. Fiziki tutunması o kadar yüksek olmasa da sürücünün yolda hissettiği şeyler tam tersi yönde oluyor otomobilin. Hız yapmak istediğiniz virajlarda hız yapabiliyorsunuz ve bunu aslında bakarsanız elektronik belirliyor. Yani fiziki yeterliliğin üzerine birazcık çıkıyor zaten otomobil. Ve bunu da otomobil belirliyor. Siz istediğiniz kadar gaza basın, otomobil dönebileceği hızda ama gazı kesmeden, size müdahale etmeden ya da öyle frenle vesaireyle sürüşünüzün akıcılığını bozmadan yapıyor. Bu da önemli bir başarımdır. Şöyle bir özetleyecek olursak, yani Volkswagen her şeyi mükemmel yapmak yerine, yapmaya çalışmak yerine günümüzün seçeneklerini kullanmış, imkanlarını kullanmış ve elektronikle sürüşü mükemmelmiş gibi yapacak bir noktaya getirmiş. Durum budur. Ve bu da anladığınız gibi zaten herhalde satış rakamları konusundaki konuşmamdan gayet güzel bir karşılık buldu tüketiciler tarafından. Yani bu otomobil ortalamanın üzerinde konfor, ortalamanın üzerinde sürüş keyfi sunabilen bir otomobildir. Bana deseniz ki mesela sen seviyor musun bu otomobilin sürüşünü? Açıkçası sevmiyorum. O kadar ilginç gelmiyor bana bu otomobilin sürüşü. Ben biraz daha benimle iletişim kuran otomobilleri severim. Passat'sa yoldan sizi biraz daha fazla izole eden bir otomobildir. Ben öyle çok bayılmam direksiyonuna, yol tutuşuna vesairesine. Ama derseniz ki mesela satın alır mısın bu otomobili? Kuvvetle muhtemel satın alırdım. Ya da seçeneklerim arasında illaki olurdu. Fayda maliyet oranlarına bakardım. Sürüşü daha keyifli otomobillerden bir tanesiyle bir tanesine benzer şartlarda ulaşabiliyorsam belki onu tercih ederdim. Ama Passat'ta garantili bir tercihtir. İkinci eldeki değerlemesi vesairesi olsun. Bu konularda kesinlikle garantili bir tercihtir. Yani sizi yarı yolda bırakmaz ya da sizi mutsuz etmez. Özel olarak mutlu etmese de özel olarak da mutsuz etmez. Keşke şu yüzden Passat'ı satın almasaydım diyeceğiniz yönleri çok çok azdır. Belki DSG şanzımanla ilgili bir sorun yaşarsanız ancak bunu dinlendirebilirsiniz.
Passat neden çok satıyor konusunda aslına bakarsanız böylece herhalde bir miktar açıklamış oldum. Bu otomobil dediğim gibi hayal kırıklığı yaratmayacak bir otomobil. Bu tarz bir araçtan beklentilerin neredeyse tamamını karşılayacak bir otomobil. Evet, daha iyisini sunan rakipler var mı? Her konuda neredeyse daha iyisini sunan rakipler var. Tek konu, hepsini bir arada sunan bir rakip yok. Hepsini bir arada sunan bir rakip olsaydı muhtemelen zaten Passat'ın tahtında o otururdu. Hepsinden bir parça alarak Passat buraya geliyor. Ve toplamda da, suçta da, gün sonu raporunda da, Z raporu alındığında da onlardan biraz mantıklı hale geliyordur. Belki bu kadar tercih edildiğine göre herhalde bu da doğru bir saptama olacaktır. Durum bundan ibaret. Aslına bakarsanız en iyi yoldan otomobil değil, en konforlu otomobil değil, en albenili, en cafcaflı, en kaliteli iç mekanı sunan otomobil değil, en geniş arka koltuğu sunan otomobil değil, en büyük bagajlardan bir tanesini sunan bir otomobil. Onu kabul etmek lazım herhalde oradaki avantajını, ama bu sınıfta ne kadar önceliklidir bu konu, bu da belki tartışılabilir. Ama sonuç itibariyle mesela bir Insignia'dan daha büyük bagaj hacmi, daha iyi arka koltuklar sunar. Aynı şekilde 508 için de geçerli. 508'de mesela bunun üzerine bir de iç mekandaki, ön taraftaki ferahlık da eklenir. 508 malumunuz bir 4 kapılı kupe. Ona göre bir tasarımı var, ona göre bir alan kullanımı var. Buna karşılık bu iki modelde çok iyi sürüşler sunarlar Passat'tan. Belirgin bir şekilde daha iyi sürüşler belki de sunarlar. Ya da Ford Mondeo mesela çok iyi bir otomobildir. Sürüşü gerçekten çok güzeldir. Küçük hatchback kadar bagajla birlikte geldi Ford Mondeo sedan. Sonuç itibariyle insanların evet belki önem sırasında en yukarıda değildir ama en azından iki tane büyük valizi koyacak kadar da bagaj alanına ihtiyaçları vardır belki bu otomobilleri satın alırken. Bunun gibi konular aslına bakarsanız Passat'ın her zaman başarılı olmasını için bir alan sağladı. Yani sadece otomobilin başarısı değil, sadece distribütörün başarısı değil, biraz da belki de rakiplerin görece başarısızlığı bu tablonun ortaya çıkmasını sağladı. Ya da bunların hepsinin bir arada sunulabiliyor olması bu başarının ortaya çıkmasını sağladı. O zaman sonuca bağlayacak olursak Volkswagen Passat için ikinci elde her zaman olduğu gibi gayet iyi bir seçenek. Kesinlikle iyi bir otomobil. Böyle kabul etmek lazım bu otomobili. Seversiniz sevmezsiniz. Dediğim gibi ben de öyle çok bayıldığım bir otomobil değildir. Ama kesinlikle saygı duyulması gereken bir otomobil. Sunduklarıyla da müşterilerin, tüketicilerin, ön yargısız olan tüketicilerin %99'un ihtiyaçlarını rahat bir şekilde de karşılayacak bir otomobil. Durumlar böyle. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.